Gündem Özel programından hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Sivas akşamında, güzel bir Sivas akşamında, güzel bir konukla bugün sevgili gazeteci dostlarımızla birlikte ekranlarınız karşısındayız. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, Sivas İl Başkanlarının 1. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Sivas'ta bizleri kırmadı. Bugün, bu akşam, bu saatlerde sizlerin ekranlarınıza konuk olduk. İnşallah güzel bir program olacak. Kendisiyle Türkiye'nin ekonomisi üzerine ve seçimler üzerine gündemle alakalı sorular soracağız. Tabii programı yaparken ben Ege TV Kemal Doğan ama Medyanet'ten Güne Bakan namı diğer Hakan Bakar arkadaşımız, Büyük Sivas Medya'dan Cemil Duymaz arkadaşımız ve Sivas Editör Gazetesi'nden yine web sitesinden Şeref Gülmez arkadaşımız sorularıyla bize eşlik edecekler. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Yoğun bir gün geçirdiniz. Sabah basınla toplantı, arkasından esnaf gezileri, ziyaretler. Sonrasında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiniz. Şimdi de burada bizimle berabersiniz. İzleyicilerimizin merak ettikleri soruları cevaplamak üzere. Ben gündemin sıcak konularıyla başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta bu dolar krizi, doların artmasıyla alakalı. Çünkü en çok şu anda insanların kafasını kurcalayan konu bu. Bir taraftan faizler düşüyor. Tabii ki faizlerin düşmesi baktığınız zaman güzel bir olay. Faizin düşmesi demek, yatırım demek, istihdam demek. Fakat ters bir orantı var. Faiz düşüyor ama diğer taraftan dolar bir anda tavan yapıyor. Son aylarda ciddi bir artış var. Bununla beraber ham madde girişlerinde artış var. Enerji maliyetlerinde artış var. Piyasalar tabir yerindeyse yangın yeri. İşte maliyetlere baktığınız zaman bir torba un %100 artmış bir ayda. Yağ hakeza yine öyle. Sabit gelirli insanların şu anda ciddi anlamda maaşları erimiş durumda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu doların artışını neye bağlıyoruz? Biliyorsunuz Türkiye son 3,5 yıldır taraflı partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetiliyor. Ve bütün karar tek kişinin elinde toplanmış durumda. Tüm kurumların yetkisini bir kişi kendi elinde toplamış durumda. Eskiden bakanlar kurulu kararıyla yapılan pek çok iş, 25 tane bakan, bir başbakan, bir de cumhurbaşkanının imzasıyla ancak yapılan işler, şimdi tek bir imzayla yapılıyor. Ama bu bütün yetkiyi tek imzada, tek kişide toplamak aynı zamanda istişaresizlik anlamına geliyor. Ortak aklı terk etmek anlamına geliyor. Artık Türkiye'de bağımsız kurum kalmadı. Merkez Bankası dahil kurumların bağımsızlığı tamamen bitti. Tamamen talimatla hareket ediyorlar. Talimatla iş yapan kurumlar haline geldiler. Merkez Bankası gibi bağımsız çalışması gereken ve önceliği enflasyon olması gereken bir kurum artık Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aldığı talimat neyse bunu yerine getiren bir kurum haline geldi. Ve üstelik bütün bu kurumlardaki teknik kapasite, bütün bu kurumlardaki insan kaynağı tamamen sistemde sıfırlanmış durumda. Oradan gelen teknik görüşler, çalışmalar hiç önemli değil. Hatta kendisi dedi kaç kere biliyorsunuz. Laf dinlemiyordu dedi. Ben de değiştirdim Merkez Bankası Başkanı dedi. Laf dinlemiyordu değiştirdim dedi. Şimdi laf dinleyen Merkez Bankası Başkanları var. Tamam. Ama sonuçlar nasıl? Sonuçlar bir felaket. Çünkü en önemli konuyu Sayın Erdoğan kaçırıyor. Faiz talimatta düşmez. Faiz ancak ve ancak bir ülkede güven ortamını sağlarsanız düşer. Çünkü Merkez Bankası faizini düşürdüğünüzde sadece kur artmıyor ki. Hazinenin borçlanma faizi de artıyor. Merkez Bankası'nın faizini düşür dediğinizde evet. Aynı dönemde hazinenin faizi tam 3 puan artmış durumda. Yani devlet gidip yurt dışından borçlanırken veya yurt içinden borçlanırken %3 daha fazla faiz ödüyor artık. Bu ne zaman oldu? Şu geçtiğimiz 2 ay içerisinde oldu. Merkez Bankası faizini diyorsunuz, kur artıyor, hazinenin borçlanma faizi artıyor. Ne anladık bu işten? Tabii ki düşük faizi herkes ister. Tabii ki bu ülkede faizlerin düşük olması o ülkenin ekonomisini canlandırır, yatırımları canlandırır, tüketimi hareketlendirir.
Yani faizlerin düşük ve makul seviyede olması bir ülkenin ekonomisi için çok iyidir. Ama faizi düşürmenin yolu Merkez Bankası'na bilinçsiz talimatlar verip talimatla Merkez Bankası'nın faizi düşürmek değildir. Faizin düşmesi ancak paranın bolluğuyla olur. Ülkede bol döviz olacak. Ülkede bol kaynak olacak. Çünkü ama faiz ihracat nedir? Arttığı için döviz girdilerinde artış olduğu söyleniyor. Ama ithalat da artıyor. Çünkü Türkiye'deki üretimin maliyet yapısına baktığınızda ağırlıklı olarak ithal kalemleri görüyorsunuz. Petrol ithal. Pamuk gibi. Tekstilde dahi en çok kullanılan ürünlere bakıyorsunuz ithal. Türkiye buğday ithal ediyor ya. En temel gıda ürünlerini ithal eden bir ülke haline geldi. Artan ihracat daha çok ham madde ithalatı anlamına geliyor. Üstelik artan ihracat niye artıyor? Ağırlıklı olarak ihracat artışın sebebi bizim mal sattığımız ülkelerin iç tüketimi iyi, oradaki vatandaşların durumu iyi, mal sattığımız ülkelerde kriz yok da onun için bizim ihracat artıyor. Evet. Şu da var, diyorlar ki kur artınca rekabet gücümüz artıyor. Kur artınca rekabet gücümüzle beraber ihracat artıyor. Cari kur artınca rekabet gücü nasıl artıyor? Kur artınca aslında Türk lirası cinsinden işçilik maliyetleri düşmüş oluyor. Yani şu anda Türkiye'de asgari ücret Çin'deki asgari ücretin altına düştü. Yani doları artıralım, rekabet gücü artsın demek aslında ucuz iş gücü istismarı demek. Yani bizim iş gücümüz daha da ucuzlasın demek. E bizim asgari ücretli vatandaşlarımızın geçim derdini hepimiz görüyoruz, değil mi? Hayat hızla pahalanıyor. Çünkü evet, dolar arttığında hayat hızla pahalanıyor. Fakat maaşlar o kadar artmıyor. Yani yüksek kurla, yüksek ihracat yapalım diyenler aslında diyor ki biz iş gücünü ucuzlaştıralım, emeği ucuzlaştıralım, iş gücünü, emeği istismar ederek ihracat yapalım diyor. Ortada büyük bir gerçek var. Dolayısıyla kuru artıralım, ihracat artsın ama fakirleşelim. Bunun sonucu budur. Yani kur artışı yoluyla, sadece kur artışı yoluyla ihracatı artırmak, içeride hayat pahalıdır, içeride sabit gelirlerin satın alma gücünün düşmesidir ve fakirleşmektir. Ha şu olabilir, biz Çin gibi olmak istiyoruz, tamam. Yani Çin'deki gibi geniş kitlelerin fakir olduğu, geniş kitlelerin gerçekten yoksulluk seviyesinde yaşadığı bir ülke olmayı hedefleyebilir bugünkü hükümet. Ama bizim öyle bir ekonomik modelimiz yok. Olmadı da yani. Benim ekonominin başında olduğu dönemlerde de biz böyle bir şey yapmadık. Her zaman önceliğimiz halkımızın refahı oldu. Halkımızın satın alma gücü oldu. Yani bizim ekonomi yönetiminin başında olduğumuz dönemde Türkiye'de hem ihracat arttı, hem vatandaşımızın satın alma gücü arttı, gelir dağılımı düzeldi, yoksulluk azaldı. Ama bunların tamamı güven sayesinde oldu. Güven olduğunda zaten ülkeye yatırım gelecektir. Kendi iş dünyamızda Türkiye'ye yatırım yapacaktır. Uluslararası yatırımcılar da gelip Türkiye'yi bir yatırım yeri olarak tercih edecektir. Evet. Güven olmadığında yatırım olmaz. Yatırım olmadığında da istihdam artmaz. Ha ne olur? Ucuz iş gücü istismarı olur. Yani rekabetçi kur diyenler bunun adını koymalı. Ben rekabetçi kur istiyorum. Kur artsın daha çok ihracat yapacağım demek. Ben Türkiye'de iş gücünü ucuzlatacağım ve emeğin istismarıyla daha çok ihracat yapacağım. Yani. Bunu diyen desin. Ama dikkat etseniz o kısmını söyleyemiyorlar. Hep böyle süslü laflarla anlatmaya çalışıyorlar. Bir de diyelim ki gerçekten yüksek kuru hükümet istiyor, değil mi? Peki daha Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla bir orta vadeli program açıklandı. 2 ay önce. Resmi gazetede duruyor. Tarih 5 Eylül 2021. Kasım ayındayız. 2 ay önce Eylül ayında açıklandı. Evet. O günkü açıklanan orta vadeli programa bakın. Dolar kuruna bakın. 2022 için dolar kuru 9.30. Bugün 11.30. 2023 için dolar kuru 9.80. 2024 için dolar kuru 10.30. Yani biz zaten yüksek kur istiyorduk diyorlarsa zaten sizin iki ay önce açıkladığınız Sayın Erdoğan imzasıyla açıklanan orta vadeli programda 2022, 2023, 2024'deki dolar kuru 9.30, 9.80 ve 10.30 olarak hedefleniyor. Ya siz 2024'te hedeflediğiniz kuru bugünden geçtiniz. Bu nasıl hesap kitap? Bu nasıl planlama? İnanın bilmiyorlar ya. Evet. Bilmiyorlar. Hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Bileğinden düşmüş. Ben zaten bilecektim demiş. Kuru kontrol edemiyorlar. Kur fırlıyor gidiyor. Zaten yüksek kur istiyorduk. Zaten rekabetçi kur istiyorduk diyorlar.
İşin özü bu. Evet. Zamanı verimli kullanmak adına aralara da girebilirsiniz sevgili tamam. arkadaşlar. Hakan Bey ile devam edelim. Efendim öncelikle Cumhuriyet şehri Sivas'a hoş geldiniz. Medeniyet Haber, Hakan Bakar. Şimdi tabii anlattıklarınız sizin tarafınızdan tablo bu şekilde görünür ama bir de hükümet kanadında bakıldığı zaman az önce söylediniz. Her şey çok iyi yönde, daha iyi olacak şeklinde vaatler sunuluyor. Ülkemizdeki en önemli sıkıntı ekonomi. Rahmetli Süleyman Demirel de boş tencere her şeyi aslında ortaya çıkarır gibi bir sözle siyasetin en önemli belki de cümlelerinden biridir. Bunun istinaden bir de emeklilikte yaşa takılanlar var. Yani Türkiye'de EYT denen bir kısım ve bunlar her gün seslerini duyurmaya çalışıyorlar hükümete geçtiğimiz yıllardan bugüne. Muhalefetin de yoğun destek. Tabii şu anda aynen. Siz Deva Partisi olarak bu işe nasıl bakıyorsunuz EYT olayına? Bir de siyasette son günlerde bir helalleşme olayı gündemde. Yani sizin helalleşeceğiniz birileri var mı efendim? Bunu da merak ediyoruz. Şimdi ikincisinden başlayayım. Evet. Yani bizim kültürümüzde helalleşme güzel bir gelenektir. Helalleşme bir öz eleştiridir. Helalleşme aynı zamanda bir karşılıklı rızalaşmadır. Güzel bir gelenektir kuşkusuz. Ama helalleşme talep edilir. Tabii karşı tarafın hakkını helal edebileceği de karşı tarafın tercihidir. Ama yine de en azından böyle bir işler böyle belli bir noktaya geldiğinde iyi niyeti korumak gerektiğini ben düşünüyorum. Hı hı. Yani iyi niyeti muhafaza etmek lazım. Ve karşı tarafın Sivas böyle, olayları dedi, işte Maraş olayları bunlarla helalleşmemiz lazım dedi örneğin. Evet, evet. Yani Hakan Bey de herhalde şey anlamında... Yok ben şey anlamda şimdi genel anlamda yani sonuçta siyasetçi yani hepimiz faniyiz. Öldüğümüz zaman işte cenaze namazı kındırken hakkınızı helal ediyor musunuz? Herkes helal olsun, helal olsun diye 3 defa bu tekrar ediliyor. Yani tabii. Şimdi bir siyasetçi de hani bunu şu anda ekranlarda söyleniyor ama izleyen dediğiniz gibi karşılığı nasıl olacak? Yani bu helalleşmenin karşılığı nasıl olacak? Ben onu merak ediyorum. Sizin ya şimdi helalleşme çok geniş bir kavram yoksa. Çok geniş, çok geniş ama helalleşmenin geri planında şöyle bir konu da var. Yani helalleştiğiniz zaman hangi konuda helallik istiyorsanız o yanlışların, o hataların bir daha yapılmayacağına dair karşı tarafta da güven oluşması lazım. Evet. Tam da püf noktası bu. Doğru. Yani dolayısıyla tamam yanlışlar oldu, yanlışlar yapıldı. Ama bu yanlışlar bir daha yapılmayacak. Bu konuda karşı taraf ikna oluyor. Yani helallik istediğiniz taraf evet. buna güveniyor mu? Hı hı. Herhalde işin püf noktası bu. O da vatandaşlarımızın takdiri bir şey söylemek peki. Mümkün değil. Ama en azından hatanın farkına varmak, yani yanlış yapmış olduğunu kabul etmek, hataların tekrar etmemesi için ya da yanlışların düzeltilmesi için önemli bir vesile, önemli bir fırsat. İyi niyetle bakmak lazım ve niyetlerden kuşkulanmamak lazım. Yani çünkü insanların zihnin geri planı bilemezsiniz, zihne dönenleri bilemezsiniz. Dolayısıyla bizim görevimiz beyanata göre kabahat oluşturmak, öyle değil mi? Evet. Peki, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konu şöyle, gerçekten burada büyük bir adaletsizlik var. Çünkü Türkiye'de farklı dönemlerde farklı mevzuata göre olan emekli vatandaşlarımızın birbirinden çok farklı emekli maaşı var. Yani farklı maaşlarının sebebi sadece o dönemde farklı bir mevzuat varmış. Sonra mevzuat değişmiş, yeni mevzuata göre emekli olmuş, başka bir maaş alıyor. Dolayısıyla burada büyük adaletsizlikler var. Bunu önce bir adalet perspektifiyle düzenlemek gerekiyor. Bir de tabii bu işin finansal sürdürülebilirliğini de sağlamak gerekiyor. Finansal sürdürülebilirlik bir kriter, adalet bir başka kriter. Biz bu önemli iki kriter üzerinden şimdi EYT meselesini çalışıyoruz parti olarak. EYT'li vatandaşlarımızın platformları var, kendi oluşturdukları birliktelikler var. Onlarla da istişare içerisinde yürütüyoruz bu süreci. Ve yakın bir zamanda bu konudaki partimizin kararını, duruşunu, çözümünü inşallah açıklayacağız. Peki, hazır ekonomiden devam ediyorken ben de bir soru sorayım. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Siz 11 yıl boyunca ekonomi bakanlığı yaptınız. Hatta 2004'ünde Türkiye 9.9 büyüdüğünde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek büyümesini yakaladınız. Fakat o dönem
Yani siz ekonomi bakanıyken şöyle eleştiriler verdi size. Kemal Derviş'in IMF programı, hatta neoliberal politikalar olarak değerlendirilen reçeteyi uyguladığınızı, hatta bu noktada TL'nin aşırı değer kazanmasının bugüne yansıdığını, hatta yine aynı şekilde sizi eleştiren ekonomistler var. Ve dışarıdan fon geldiğini söylüyorlar. Hatta ben tekrar inceledim. Evet, büyüme rakamlarımız çok iyi ama işsizlik rakamlarımız neredeyse hani artı bir, eksi bir, artı üç, eksi üç şeklinde gitmiş. Sizin ekonomik politikalarınızı ben merak ediyorum. Çünkü siz bugün bizimle yaptığınız sabah kahvaltı toplantıda dediniz ki evet çok ciddi bir kriz var ama çözümü bu kadar göz korkutacak değil. Siz çözümü nasıl bulacaksınız? Yine dışarıdan fon mu gelecek? Çünkü fon gelirse bu imalata ne kadar yansıyacak? Bunu merak ediyorum. Bununla ilgili görüşlerinizi rica edebilirim. Şöyle benim ve ekonomi politikalarınız. Benim ekonominin başında olduğum dönem bir 2002-2007 evet. arası, bir de 2009-2015 arası. Evet. İlk dönem aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanıydım biliyorsunuz. Evet. Yani hem ekonomiden sorumluydum hem Avrupa Birliği müzakerelerinden sorumluydum. İkinci, daha arada bir Dışişleri Bakanlığı dönemi var. Evet. Daha sonra da Başbakan Yardımcılığı döneminde de tüm ekonominin koordinasyonundan sorumlu oldum. Şimdi 11 yıllık sürecin her bir yılının ayrı ayrı özelliği var. Evet. Her birinin ayrı hikayesi var yani. Her bir yıl dünyadaki konjonktür farklı, Türkiye'nin içindeki durum farklı. Ama şu var ki, deniyor ki işte o 2002 krizinden çıkarken dünyada para boldu. Onun için Türkiye kolay çıktı. Dünyada para bol idiyse o zaman 2002'de niye erken seçim yapıldı ki? Yani bizden önceki koalisyon hükümeti de ekonomiyi düzeltebilirdi. Yani Sayın Derviş'in de içinde bulunduğu bir hükümet vardı değil mi? Hatta o dönemin krizinin yani, isimlendirilmesi biliyorsunuz Türkiye-Arjantin krizi olarak yani o politikalar devam ettirildi derken şöyle, o politikalar devam etseydi o zaman niye erken seçime gittiler? Niye kriz çıktı? Yani o politikalarla ülke devam edebilirdi. Ama o kadar büyük bir kriz çıktı ki o politikalar uygulanamadı. Çünkü uygulamak için siyasi iradeye ihtiyaç var. Ancak 2002'den sonra kurulan hükümetle beraber, güçlü bir siyasi iradeyle beraber biz yepyeni bir kadro oluşturduk öncelikle. Kadro burada çok önemli. Daha önce apar topar IMF istiyor diye çıkarılan kanunların tekrar hepsini düzeltmek zorunda kaldık. Çünkü hiçbirinin uygulaması yoktu. Mesela seçimlerden ta 2 sene önce kamu ihale yasası çıkmıştı. IMF istiyor diye. Ama uygulama tarihini ta ileriye doğru atmışlardı. Çünkü işlerine gelmiyordu uygulamak mesela. O zaman hatırlıyorsunuz yani koalisyon için bir sürü kavga gürültü vardı. Biz ne yaptık? Programı seçimlerden önce kendi programımızı oluşturduk. Ama IMF ile Dünya Bankası ile yürüyen programa da baktık. Farklılıkları da gittik. IMF ile Dünya Bankası ile pazarlığını yaptık. Dedik biz bunu yapamayız. Şurada yanlışınız var. Mesela o zaman ne diyordu? Bastırıyorlardı Ziraat Bankası ile Halk Bankası'nı birleştirin diye. Hatta ortak yönetim kurulu oluşmuştu. Birleşme süreci başlamıştı yani. Biz dedik bu çok yanlış bir iş. Birisi çiftçiye yönelik, birisi de esnafa yönelik banka. Diyorlar ki bunu birleştirin ve özelleştirin. O da yanlış dedik. Niye özelleştirelim ki yani? Kamunun sahip olduğu birkaç banka mutlaka olmalı ama bankalarda özerk ve özel sektör bankası gibi feasible çalışmalı. Yani akılcı politikalarla yönetilmeli. Ve bunu da yaptık biliyorsunuz. Kamu bankaları o dönemde çok karlıydı. Gerçekten şeffaf ve açık kurallarla çalıştılar. Ziraat Bankası'nın çiftçi kredileri büyüdü, Halk Bankası'nın esnaf kredileri büyüdü. Ve o dönem gayet iyi şeyler oldu. Ama biz bunların hepsini o dönemde gittik. IMF'le de Dünya Bankası'yla da konuştuk. Ama kendi doğru bildiğimizi şaşmadık. Yani ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sadece ve sadece Dünya Bankası istiyor diye biz hiçbir şey yapmadık. İkna olmadığımız hiçbir konuda adım atmadık. Onun için de başarılı olduk. Ya dünyada para azı çoklu meselesi şöyle. Bugün Amerikan Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü 8 trilyon dolar. O gün 700 milyar dolar. Yani 2002 ile bugünü karşılaştırırsak bugün 11 kat daha fazla dünyada dolar likiditesi var. Bugün faiz 0, o gün faiz %4. Amerikan Merkez Bankası piyasayı %4 faizle fonluyordu. Hani paranın bolluğu nerede, ucuzluğu nerede? Para boldu, ucuzdu, para geldi, Türkiye kurutuldu. Koalisyon hükümeti yapsaydı o zaman niye yapamadılar o kadar basitse? Dolayısıyla bu iş öncelikle ekip işi, kadro işi. Ortak akıl, istişare işi. Ve gerçekten güçlü kurumlar oluşturmanız gerekiyor. Kural bazlı bir yönetim uygulamanız gerekiyor.
Ve her dönemin ayrı bir öyküsü var. Yani ben sadece bu 2002-2003'ü anlattım size. Her dönemin ayrı öyküsü var ama ilkeler değişmiyor, ilkeler. Yönetimdeki temel ilkeler nedir? Bir, dürüst ve işi bilen kadrolarla çalışacaksınız. İki, ortak akıl ve istişareden asla ayrılmayacaksınız. Üç, kural bazlı yöneteceksiniz, hukuka bağlı olacaksınız. Dört, güçlü kurumlarınız olacak. Beş, şeffaf olacaksınız. Altı, hesap verebilir olacaksınız. Her an hesap vermeye hazır olacaksınız. Başka türlü başarıyı elde ettiniz. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Hangi alan olursa olsun sonuç kötü olur. Şu anda Türkiye'nin içine düştüğü bu kötü durum, bu krizlerin aslında ana sebebi de bütün bu saydığım ilkelerden sapılması. Ehliyetli, liyakatlı kadrolar mı? Yok. Ortak istişare var mı? Yok. Kural bazlı, hukuka bağlı bir yönetim zihniyeti var mı? Yok. Kurum, güçlü kurum kalmış mı? Yok. Şeffaf mı? Değil. 130 milyar doları siz arka kapıdan satıyorsunuz ya, cayır cayır. Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını. Şeffaf değilsiniz. Nasıl başarılı olacaksınız? Bakın bizim dönemde Merkez Bankası'nın toplam 8 milyar dolarlık döviz müdahalesi olmuştur piyasaya. Müdahale ettiği anda da bunu web sitesine yayınlamıştır. Bakın 2002-2015 arasındaki sürenin tamamını diyorum. 13 yılın tamamındaki toplam rakam 8 milyar dolar ve şeffaf açık. Bunlar 21 ayda 130 milyar doları cayır cayır kimseye açıklamadan sattılar geçtiler yani. Bütün yani ekonomik ve finansal sistemin en önemli koruma duvarlarından bir tanesi Merkez Bankası'nın döviz rezervleridir. Siz o savunma hattını sıfırlayın. Ondan sonra yok dış güçlenmiş de yok bu vermiş de şulmuş bulmuş. Yani dış güçler mi söyledi size 130 milyarı satın diye? Merkez Bankası'nın yedek akçelerini bir günde sıfırlayın diye. Yedek akçe hesabı ayrı biliyorsunuz. Gelip size faiz lobisi mi söyledi? Siz yaptınız bunu, kendi elinizle yaptınız. Memleketin bütün rezervlerinin birikimini sıfırlayın, ekonominizi korumasız bırakın, ondan sonra da yok dış güçlenmiş, dominermiş falan filan suçu başkasına atın. Bunlar dürüst yaklaşımlar değil açıkçası yani. Sizin ekonomik politikanız ne olacak? İşte saydığım bir altı ilke, biz bu altı ilkeyi uygulayacağız. Bunlar bir kez düzeltebiliriz. Kesinlikle ama şöyle, bu altı ilke sadece ekonomi yönetiminde değil, tüm kamu sisteminde uygulamanız lazım. Çünkü ekonomi bir zemine oturuyor, bir temele oturuyor. Bu temel de adalet, hukuk. Adalet ve hukuk ülkede sağlam değilse sağlam ekonomi inşa etmeniz mümkün değil. Çünkü hukuki güvenliğin olmadığı bir ülkede yatırım olmaz. Yatırım olmayınca da istihdam oluşmaz. Yatırım olmayınca Türkiye gibi bir ülkenin ekonomisinin büyümesinin tek yolu yatırımdır. Çünkü bizim petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Arada bir doğalgaz bulduk diye böyle gaz veriyorlar içeri. Bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Ama o gazın daha miktarı belli değil. Maliyeti belli değil. Şu ana kadar biliyorsunuz Batı Karadeniz'de bizim çok az miktarda bir doğal gaz üretimimiz var değil mi? Şu ana kadarki üretim maliyeti o günkü doğal gaza göre tam 2,5 misli. Yani piyasanın alacağınız doğal gazın 2,5 katı para harcıyorsunuz ve doğal gazı orada çıkarmak için ne anladık? Yani ama işte gaz vermek için, vatandaşa gaz vermek için doğal gaz bulduk açıklamaları. Arada böyle şöyle bakın 20 yıldır var bu yani. 20 de değil. Arada birkaç yılda bir gaz bulduk, gaz bulduk, gaz bulduk ama şu anda yok. Ha bir gerçekten bulalım. Gaz şöyle girsin sisteme, maliyete uygun olsun o zaman anlarız. Ama o zamana kadar petrol ya da gaz bulunana kadar Türkiye'de bizim büyümemizin tek yolu yatırım. Yatırım yapacağız, üreteceğiz, ihraç edeceğiz. Alnımızın teriyle, birimizin gücüyle bu ekonomiyi ayağa kaldıracağız. Başka bir yol yok. Ama bunun için de hukuk lazım, adalet lazım, güven lazım. Güven olmadan ekonomiyi inşa etmek mümkün değil. Sayın Genel Başkan, öncelikle Sultanşehir Sivas'a hoş geldiniz. Şimdi az önce ucuz iş gücünden bahsettiniz. Türkiye'de çalışanların büyük bir bölümünde asgari ücretliler oluşturuyor. Gündemde de asgari ücret zammı var. Sizin asgari ücretle ilgili düşünceniz nedir? Bu kalkınma politikanızda asgari ücret nasıl bir yer kapsıyor? Birincisi bu. İkincisi de KHK'yla görevden el çektirilenler için ne düşünüyorsunuz? Bu yönde bir çalışmanız, hazırlığınız var mı? Şerif Bey'e sorusuna bir ilave de ben yapayım. Asgari ücretten vergiyi kaldırmayı da düşünüyor musunuz? Şimdi biz zamanında şöyle bir çalışma yapmıştık asgari ücretten. Evli ve iki veya üç çocuk sahibi olan aileler için asgari ücrette zaten vergi sıfır idi. Ama şu andaki talep tamamen sıfırlansın. Bu aslında biraz da asgari ücretin belirlenecek seviyesiyle ilgili bir konu. Yani asgari ücreti kaç lira olarak tespit edeceksiniz? İkisini bir arada düşünmek lazım.
Şimdi bize göre asgari ücret, net asgari ücretin mutlaka vatandaşımızın satın alma gücünü artıracak bir seviyeye getirmek gerekiyor. Yani bu ne demek? Gerçek enflasyon üzerinde bir de refah payı eklemek gerekiyor. Ama TÜİK'in makyaj almış enflasyonu değil yani. Yani TÜİK'e bakarsan enflasyon %19. E şimdi çarşıya pazara gidin, hangi malın fiyatı %19 almış Allah aşkına yani. Hala 19 açıklıyorlar. Hikaye. Dolayısıyla gerçek, vatandaşın gerçek yaşadığı enflasyon artı bir de üzerine refah payı ekleyeceksiniz. Asgari ücreti bu şekilde iyileştirmek gerekiyor. Gerçekten sabit gelirli vatandaşlarımızın durumları çok kötü. Bakın ben 70 tane ile gittim bugüne kadar. Bugün Sivas'taydım. Çarşı pazarda ulaştık, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Dün Yozgat'taydım. Evvelsi gün Çorum'daydım. Her yerde tablo aynı. Her yerde. Ne oluyor? Emekliler önümüzü kesiyor. Diyorlar ki ya biz geçinemiyoruz. 1800 lira, 1900 lira maaş alıyorum. Bir teneke yağ olmuş 110 lira diyor. Ben nasıl geçireceğim? Diye. Mümkün değil. Daha bugün Sivas'ta çarşıda yürürken genç bir arkadaş geldi yanımıza. Ya dedim ben yeni evlendim dedi. Geçinemiyorum dedi. Bir teneke yağ 100 lira 110 lira verip dedi benim evde ocağım nasıl kaynayacak dedi. Olmuyor dedi. Geçinemiyorum dedi. Evlendim ama ortada kaldım dedi yani. Bugün birkaç saat önce Sivas'ta söyledi bunu vatandaşımız. Dolayısıyla gerçekten yoksulluk çok yaygınlaştı Türkiye'de. Çok derinleşti. Mutlak yoksulluk tekrar başladı Türkiye'de. Biz bir ara mutlak yoksulluğu sıfırlamıştık. Göreli yoksulluğu azaltmıştık ve mutlak yoksulluğu sıfırlamıştık. Şimdi Dünya Bankası raporlarına bakın. Türkiye tekrar mutlak yoksulluğun olduğu ülkeler listesine girdi. Yazık. Tek sebep var kötü yönetim. Başka bir şey değil yani. Tek sebep kötü yönetim. 2001-2002 krizi gibi değil şu andaki yaşadığımız kriz. 2008-2009'da yaşadığımız kriz gibi de değil. Yani şu anda yaşadığımız kriz tamamen Türkiye'de üretilmiş bir kriz. Kötü yönetimin sonucu üretilmiş bir kriz. Zaten dünyada onun için, kriz olmadığını mı kabul ediyorsun nasıl? Sayın Başkanım? Dünyada bir ekonomik daralmanın olmadığını mı söylüyorsun? Bizim ihracatımız nasıl artıyor? Bizim ihracat nasıl artıyor? Şu anda Avrupa'da, Amerika'da iç piyasada ciddi canlanma var. Hatta biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası artık para politikalarını sıkılaştıralım diyorlar. Çünkü enflasyon çok arttı diyorlar. Enflasyon niye artıyor? Talep sebebiyle artıyor. Talep patlaması yaşıyor şu anda Avrupa Amerika. Kriz nerede ben bilmiyorum yani. İnanın uyduruyorlar. Almanya bizi kıskanıyor. Almanya neyi kıskanacak arkadaşlar? Almanya devlet olarak kendi vatandaşlarına doğrudan en yüksek desteği veren ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de kendi vatandaşına pandemi döneminde en az destek veren ülkelerden bir tanesi. Türkiye'deki pandemi destekleri ağırlıklı olarak kredi oldu. Kredi üzerinde kredi, faiz üzerine faiz. Hani faize karşılar ama iş desteğe gelince faiz almadan kredi falan vermiyor devlet yani. Esnafı, küçük işletmeleri, çiftçiyi daha fazla borçlandırdılar bu pandemi döneminde. Halbuki güçlü ekonomiler doğrudan destek verdiler vatandaşlarına. Doğrudan destek verdikleri için bu pandeminin oluşturduğu ekonomik sıkıntılar asgari seviyede geçti pek çok ülkede. Ve şu anda da pandemi sonrasında ciddi bir talep patlaması yaşanıyor. Alışveriş kuyrukları var. Onun için bizim ihracat artıyor yani. Bizim içeride sıkıntı var, vatandaşımızın durumu kötü ama ihracatımız artıyor. Kim alıyor bu malı? Durumu iyi olan, satın alma gücü olan Avrupalı alıyor bu malları yani bizden. Onun için ihracatımız artıyor. Dolayısıyla bu tamamen kendi ürettiğimiz, Türkiye'de yaşanan bir kriz ve çözümü de onun için kolay. Kötü yönetildiği için kriz var. Türkiye düzgün yönetildiğinde o kriz kalkacak, kriz bitecek yani. Bu kadar sebep-sonuç ilişkisi çok açık. KHK'lılara geleyim. Bizim KHK'lı vatandaşlarımızla ilgili parti programımıza yazdığımız çok açık bir konu var. Orada ne dedik? Savcılık soruşturması sonucunda takipsizlik kararı verilenler ve mahkeme kararıyla beraat edenlerin haklarının aynen iadesi gerekir dedik. Bu zaten parti programımızda var. Ama bunun ötesinde, bunu da aşan bir çalışmayı şu anda yapıyoruz. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığımız bu çalışmayı şu anda yürütüyor. Bu çalışma yakında bitecek, oldukça ilerledi. Bitince bu çalışmayı bir paket olarak biz açıklayacağız. Yani nasıl bir yeni bir kanun teklifiyle, nasıl bir yasal düzenlemeyle KHK'ların tümünü ele alan ama adalet perspektifinden ayrılmayan bir çözümü yakında gündeme getireceğiz. Tümünü derken mahkeme kararı olanlar için de mi geçerli?
takipsizlik olanlarla girme Sayın Genel Başkan. Onlar zaten parti programında biz açıklamışız. Ha. Yani onlar zaten açıklayacağımız paketin içinde. Çünkü zaten parti programımızda var. Parti programı hepimizi bağlıyor. Partimizin tüm üyelerini, herkesi bağlıyor yani. Orada zaten açık hüküm var parti programımızda. Takipsizlik kararı alanların ve beraat edenlerin haklarının derhal iadesi. Yani bunu şimdi ne yapacağız? Yeni hazırladığımız kanun teklifine hüküm olarak zaten yazacağız. Ama bunun da ötesinde adımlar olacak o paketin içerisinde. Yani gerçekten bu darbe teşebbüsünde yer almış, bu işi organize etmiş, yani beyin takımında olmuş o kişiler gerçekten en ağır ceza ile karşı karşıya kalmalı yani. Orada da bir gevşeklik olmamalı. Çünkü devlet bu konularda zafiyet gösteremez. Yani devlet risk alamaz. Yani bir daha hiç kimsenin böyle bir şeye, böyle bir hain darbe teşebbüsüne kalkışmaması için bu darbe teşebbüsüne kalkışanların en ağır şekilde cezalandırmaları lazım, ibretlik olsun diye. O şart. Ama biliyorsunuz KYK'lar nasıl düzenlendi? Tamamen nereden geldiği belli olmayan listelerle düzenlendi. Bir yargı süreci yok. Ve OHAL döneminde yapıldı bunlar. Olağanüstü hal döneminde yapıldı. Hukukun genel ilkeleri hiçe sayılarak yapıldı. OHAL ne demek zaten? OHAL, anayasanın temel insan haklarıyla ve özgürlükleriyle ilgili maddelerini askıya alıyorsunuz. Benim önceliğim güvenlik diyorsunuz. Güvenlik öncelikli olduğu için de ben insan haklarını ihlal edeceğim diyorsunuz. OHAL ne demek? Olağanüstü hal ne demek? Ha, bu Avrupa hukukunda bu var. Ama nedir? Gerçekten çok önemli, acil durumlarda ve kısa süreli bunu yaparsınız. Ama Türkiye'de 2 sene sürdü ya. 2 sene sürdü. Çünkü o halde yönetmek yönetenler açısından daha kolay oluyor. Kimse itiraz etmiyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes böyle susuyor yani. Hani aklına geleni yapıyor hükümet. Öyle bir dönem yaşadı. 2 sene yaşadı. Ama artık dönüp o dönemde haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanların yani hiçbir delil, hiçbir şey yokken, hiçbir mahkeme süreci yokken haksızlığa uğrayanların da mutlaka hakkının iadesinin artık zamanı geldi geçti. Ve biz de bunun şu anda çalışmasını yapıyoruz. Evet, ikinci tür sorudan başka arkadaşlarım yoksa ben buradan devam edeyim. Şimdi birinci sorum biraz belki kısa olacak. O yüzden 2 soru soracağım. Döviz kuru ile ilgili sabit döviz kuruna geçmeyi düşünüyor musunuz? Var mı böyle bir düşünceniz? Örneğin işte turizmcilerin getirmiş olduğu döviz ya da ihracatçıların getirmiş olduğu dövizi istisnaya tutup bir sabit kur uygulanabilir mi? İkinci sorum da bu 50+1 ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cemil Çiçek'in bir açıklaması oldu. Bunun üzerine Sayın Devlet Bahçeli çıktı. Net bir şekilde yalanladı. Olmaz dedi. Bizim 50+1 devam ediyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na sorulduğunda o da parlamentoya işaret etti. Buna parlamento karar verir diyerek orayı biraz açık bıraktı. Siz bu konudaki hükümetin düşüncesini nasıl görüyorsunuz? Sizin parti olarak bu konudaki duruşunuz, görüşünüz nedir? Şimdi bu sabit kur meselesi ancak çok yüksek döviz rezervi olan ve aynı zamanda cari fazlası olan ülkeler için bir metod olarak düşünülebilir. Kaldı ki bizim tercihimiz ve politikamız serbest kur rejiminden yana. Evet. Serbest kur rejimi. Çünkü kurun piyasada oluşması normal şartlarda iyi yönetilen bir ekonomide sermaye hareketleri açısından çok önemli bir dengeleyici bir rol üstlenir. Yani hızlı sermaye girişlerinde kur düşeceği için cazibesi azalır, yavaşlar. Hızlı sermaye çıkışlarında da kur yükseleceği için yine caydırıcı olur, yavaşlatır. Yani serbest kur rejiminin hızlı sermaye hareketlerinin olduğu dönemde otomatik frenleme özelliği vardır ve faydalıdır. Ama sabit kur Türkiye için gerçekçi bir çözüm değil. Yani hem çok yüksek rezerviniz olacak, yani ben bu kuru garanti ediyorum arkadaş, 5 yıl, 10 yıl boyunca gerekirse müdahale ederim, kuru burada tutarım diyecek kadar yüksek bir rezerv ve sürekli akarınızın olması lazım. Yani cari fazlanızın olması lazım. 50+1'e gelince biliyorsunuz bu 50+1 meselesi aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle başlayan bir tartışma. 50+1 galiba yanlış oldu. İyi olmadı gibi bir ifadesi olmuş herhalde bir görüşmede. Oradan tartışma. Evet, tartışma oradan çıktı. Şimdi şöyle yani herhalde Sayın Erdoğan görüyor ki bugün seçim olsa artık 50+1 falan hayal. Bunu görüyor. Peki ne yapmak lazım? Acaba 40+1 olursa alalım mı seçimi?
Ne olacak? Şimdi diyelim ki 40 artı 1'e indi. Gelecek sene daha da düşünce desek tekrar deneyecek 30 artı 1'e mi indireceğiz? Ne yapacağız yani? Yani oldu olacak herhalde. Mevzuatı şöyle düzenlemek lazım. Yani Sayın Erdoğan aldığı oy artı 1 falan diye mevzuat yazmak lazım ki seçimi garanti etsin. Herhalde zihninde bu vardır, ne vardır bilmiyoruz tabii. Yani işin şakası bir tarafa, bu tür düşünceler, bu tür hazırlıklar artık mevcut kurallara göre seçimi kazanamayacak bir hükümetin ancak ve ancak kuralları değiştirerek seçimi kazanacağına inanmaya başlanmasını ifade eder. Onun işaretidir. Bir hükümet bunun hesaplarını yapmaya başladığı anda zaten artık gitme vakti gelmiştir. Yani acaba eski kurallara göre artık kazanma şansım yok, kuralları değiştireyim belki o zaman kazanırım diye düşünmeye başlayan bir hükümetin artık ayrılma zamanı gelmiştir diyoruz. Peki siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani diyelim ki bu konu... Parlamenter sistem. Evet. Parlamenter sistemde öyle 50 artı 1 yok yani. Parlamenter sistemde bizim öngördüğümüz sistemde seçimler yapılıyor. Parlamento oluşuyor. Peki seçimlerden önce böyle bir çalışma gelirse parlamenter sisteme dönüşe destek verir misiniz? Seçimlerden önce parlamenter sistem çalışması iktidar tarafından gelirse mi? Evet. Ha, onu yapmayacaklarını çok açık açık söylediler defalarca yani. Evet. Erol da buna çok sıcak yani, bakmadığını geçen Habertürk'te söyledi. Seçime gidelim direkt. Yani şimdiye kadar işte Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli zaten açıklamaları... Zaten bir anayasa değişikliğinde de bir yıl üzerinden geçmesi gerekiyor. O da... Evet, onun için süre var aslında. Çünkü 2023 Haziran'ı olduğu için yani 2022'nin Haziran'a kadar yani meclis kapanana kadar yapılacak herhangi bir değişiklik olabilir ama sistem değişikliği, anayasa değişikliği gerektiriyor. Şimdi anayasa değişikliği olunca iş değişiyor. Çünkü siz her zaman anayasaya bir geçici madde yazıp bu değişiklik ilk seçimde geçerlidir diyebilirsiniz. Çünkü anayasayı halk oyladıktan sonra iş bitiyor. Evet. Yani o ilgili maddedeki yani anayasa değişiklikleri daha doğrusu seçim mevzuatındaki değişiklikler bir yıl sonraki seçimlerde ancak uygulanabilir hükmü yeni bir anayasal düzenleme yapıyorsanız ve anayasaya bir geçici madde koyarsanız onu aşmak mümkün yani. Evet. O yöntem ama bunlar anayasa değişikliği gerektiren şeyler. Mecliste 600 milletvekilinin 401'inin oylaması gerekiyor. Veya 360 milletvekili oylayıp referanduma götürmeniz gerekiyor. Bunu iktidar kendi başına yapamaz yani. İlla ki muhalefeti destek vermesi lazım. Ama şu var ki bundan sonra hükümetin sistemle ilgili ya da yasalarla ilgili önereceği her şey kendi iktidarının devamı içindir. Biz bunu biliyoruz. Dolayısıyla iktidarının devamı için önümüze getireceği herhangi bir şeye bizim evet dememiz, destek vermemiz mümkün değil. Biz bir an önce bu iktidar değişmeli diyoruz. Sadece sistem değişikliği yetmez diyoruz. Sistem değişikliği gerekli ama yeterli değil. Sistem de değişmeli, ülkeyi yöneten zihniyet de değişmeli, bu iktidar topyekunu değişmeli diyoruz. Dolayısıyla kamuoyu yoklamalarına bakıyorsunuz şimdi parlamenter sisteme olan destek çoğalıyor gittikçe. Başkanlık sisteme olan destek azalıyor. Bakıyor ki halk o tarafa doğru gidiyor, bari ben de o tarafa geçeyim. Parlamenter sistemde zaten belki tekrar iktidar bulurum. Yani bu tür hesaplarla bize yaklaşırlarsa biz o görüşmelerde olmayız yani. Çünkü şu anda ülkeyi yöneten zihniyet parlamenter sistemde dahi güçler ayrımı falan dinlemez, basın özgürlüğüne falan izin vermez, yapmaz yani. Mümkün değil çünkü alıştılar. Yani otoriter bir tarzla ülkeyi yönetmeye o kadar alıştılar ki sistemin adı hiç önemli değil. Sistem olur, parlamenter sistem olur, gene bildikleri gibi yönetmeye devam ederler. Yani o huylu huyundan vazgeçmez artık. O evet, kötü bir alışkanlık haline geldi. Dolayısıyla artık müsait bir yere gitmeleri gerekiyor. Fark etmez. Sıralık dedim çünkü tamam. Zamanda. Şimdi tabii efendim geçmiş yıllarda onların doları varsa bizim Allah'ımız var, halkımız var, hakkımız var. Bu sözleri çok defa ekranlarda Sayın Cumhurbaşkanımızdan duymuştuk. Ve şu anda dolar 11.23'ü göstermekte bugün itibariyle. Ben şuna gelmek istiyorum. Marketlerde, manavlarda, her yerde fiyatlar şu anda ateş pahası. Yani vatandaş 3 gün önce aldığı bir zeytini 2 gün 3 gün sonra 2 lira, 3 lira yüksek bir rakamlarla alıyor ve marketlere yüksek şekilde cezalar uygulandı. Hani hükümet olarak biz bu zamları yapmıyoruz. Market işletmecileri yapıyor. İş buna geldi. Hı. Seçim döneminde de çadırlar açıldı. Sebzeler satıldı ve bu dönemde de tarım kredi. Evet. Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani şimdi
Sonuçta tanzim satış kooperatiflerinde de ürünler bir yerden geliyor ve belli bir fiyatlarla satılıyor. Yani hep bir geçiştirmeyle mi hükümetin pansuman yaparak mı geçiyor günler acaba? Ya şu anda aslında bütün bunlar tamamen hedef şaşırtma. Yani bütün bunlarla ne yapıyorlar? Bir, enflasyonun suçlusu ben değilim. Bak marketler. Çünkü fiyat onlar yükseltiyor. Sanki döviz kurunun kontrolü marketlerin elindeymiş gibi. Ya döviz kuru artınca A'dan Z'ye, İ'den İ'ye her şeye zam geliyor dünyada yani. Bu herkes biliyor. Şimdi döviz kuru arttı, fiyatlar arttı. Suçlusu ben değilim. Marketler suçlu diyor. Bir onu yapıyor. İkincisi de önceki seçim döneminde tanzim satış, şimdi de tarım kredi kooperatiflerinin marketleriyle bak çözüm içinde bir şeyler yapıyorum. Tanzim satışlarının bir işe yaradı mı Allah aşkına ya? Tanzim satış dönemini yaşadık yani. Sıfır etki. Tarım kredi kooperatiflerinin marketleri sıfır. Bakıyorsunuz mal mal karşılaşıyorsunuz. Bir ucuz değil yani bir. Ya, ikincisi kota getirmişler kota. Yani diyor ki işte undan şu kadar fazla alamaz. İki tane alabilirsiniz. Evet. Buradan şu kadar fazla alamaz. Bu ne biçim iş ya? Ne demek alamazsın yani? Böyle bir şey olur mu? Aynı o karne dönem, ekmek karnesinin olduğu, akaryakıt karnesinin olduğu dönemler gibi. Yani vatandaşın yağ karnesi var, şeker karnesi var, un karnesi var. O karnede de yazmış birer tane, birer taneden fazla alamaz. İnanın bunlar bilmiyor ya. Yani bakın, bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapan birisine sorsa, böyle bir şey yapacağız, bu işler yürür mü diye, o bakkal çırağı der ki ya abi olmaz der ya. Ya onlar yani çalışmaz mı der. Şimdi bir kişiye şundan fazla satmayacak. Aynı kişi ertesi gün bir daha aldı ne yapacaksın? Aylık kota mı yeteceksin? Ne yapacaksın? Bir tarafı mı yazacaksın? Sen aylık, senin bu kadar hakkın var. İkinci kere gelme almam diyecek. Ne diyeceksin? Yani çocukça işler ya. Bilmiyorlar yani. Bilmiyorlar. Bir de efendim. Fakat şu var ki bilmediklerini de bilmiyorlar. Biliyoruz zannediyorlar. Asıl sorunun temelinde bu bilmeme var. Anlamama var. Yani piyasanın kurallarını bilmiyorlar. Piyasanın gerçeklerini bilmiyorlar. Dediğim gibi iki aylık çırak bunlardan daha iyi bilir bu işleri. Sayın Genel Başkanım. Bir şey ekleyeyim sadece. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde olduğunuz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu şekilde hiç söylemleriniz oldu mu? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü partiden insanlar koptuktan sonra daha çok söylemler artmaya başlıyor. İçeride bir dinlememe derdi mi var? Nasıl bakıyorsunuz bir de buna? Ya şöyle eskiden biliyorsunuz pek çok önemli karar Bakanlar Kurulu kararıyla alınırdı. Dolayısıyla o kararlar için bakanların imzası gerekirdi. Başbakanın ve Cumhurbaşkanı'nın imzası gerekirdi. Yani bir mutabakat zemini oluşması gerekirdi. Şimdi ben tek başıma imzalamadığım için durdurdum. Çok sayıda Bakanlar Kurulu kararı oldu. Ya ben imzalamayınca o bakanın hanesi boş kalınca olmuyor yani. Çünkü Bakanlar Kurulu kararı demek herkes imzalayacak. Bir imzayı koyma yürümüyor. Evet. Ben kaç tane yanlışı öyle önledim yani. Mesela diyelim ki Varlık Fonu değil mi? Kanunla kurulacak. Onun meclise sevk için kanunu imzalamadığım için kurulamadı yani. 5 yıl engelledim ben Varlık Fonu'nu. 5 yıl boyunca. Ben aldılar yılmaz gittiler kurdular. Ne oldu? Şu anda Varlık Fonu tam 80 milyar TL. Eski paralar 80 katrilyon borca batmış durumda. Yani söylediniz ama dinlemediler oluyor değil mi? Yani şöyle işte orada yani eğer yanlışı durdurma gücüm, imkanım varsa durdurdum. Doğruyu herhangi bir talimat izin almadan yapma imkanım varsa doğruyu yaptım. Ama nihayetinde işte bir ekip olarak yürüyorsunuz. Yani nihayetinde bazı kararlarda illaki başbakanın bir imzası gerekiyor. Şimdi başbakanın imzası çok gerekli ama başbakanın imzası olan gerekli olan konularda adım atamadığımız oldu. Mesela mali kural çok istedik. Fakat son dakikada durdurdu. Halbuki mali kuralı olan ülkeler bu pandemide vatandaşlarına en çok destek veren ülkeler oldu. İşte Almanya niye bu kadar destek verdi? Çünkü mali kuralı anayasasını derç etti. O 2008-2009 krizinde Almanya mali kuralı bırakın kanunu anayasasına derç etti. Herkes biliyor ki Almanya'nın mali kuralı var ve Almanya'nın bir borç ödeme, borç sürdürülebilirlik sorunu asla olmaz. Almanya'nın bir bütçe dengesini olmaz. Çünkü niye? Anayasa hükmü. Anayasa hükmünü uygulamak zorunda. Anayasa hükmü de maliye politikasını belli bir kurallar içerisinde yürütmeyi emrediyor onlara. Biz anayasayla yapın kanun çıkartmaya çalıştık. Son dakika durdurdu, izin vermedi yani. Hani bazen tabii şu anda bir genel başkan olduğum için iddialı bir parti kurduğumuz için
Diyorlar ki o zaman durdursaydın, o zaman kaçacaksın. Ya o zaman bir dakika, güç dengesi farklı ya. Siz hani bir bakansınız, orada bir başbakan var. Bu çok konuşuluyor çünkü yani, sahada. Yani sanki böyle eşit düzlem gibi değerlendiriyor. Öyle değil ki. Yani bir bakan olarak çalışıyorsun, bir de evet, ülkenin başbakanı var. Yani ona rağmen yapacağınız işler var ki yaptık. Ama ona rağmen yapamayacağınız işler var. Elinden kendi geleni, yetkisinde yürüyüp gidiyor, bir şeyler yapıyor. Nasıl durduracaksınız? Yani siz elinizden yani geleni o dönemde yaptığınızı ifade etmiş oluyorsunuz. Sayın Genel Başkan, siz ben son birkaç günde yaptığınız kongreleri de seyrettim özellikle. Ve yine ekonomiye geleceğim çünkü. Yani evet, şu an dolar çok yüksek, ekonomik olarak insanlar çok sıkıntılı. Şöyle bir söylemde bulundunuz, bunu sosyal medyada da paylaştınız zaten. Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi bu kötü yönetimdir, Sayın Erdoğan'dır. Bugünkü ekonomik tablonun yokluğun lobisi de Beştepe'dir. Şimdi ben burada o düşmana takıldım. Bu düşman tanımlamasının muhatabı Sayın Cumhurbaşkanı mı? İki, biraz önce anketlilerden yavaş yavaş bahsettiniz. İnsanların parlamenter sistemden rahatsız olduğuna dair. Şimdi Cumhur İttifakı var. Evet, yönetiyor. Millet İttifakı var. Siz zaten söylediğiniz sabah şu an yerimiz belli değil, biz tek başımayız diye. Sizin yaptırdığınız anketler var mı? Burada Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ne çıkıyor? Deva ne çıkıyor? Çünkü bazı anketlerde hükümet yine %40'larda. Deva 1'lerde, 1.5'lerde ama bazı anketlerde hükümet %25'lerde, Deva 7'lerde. Yani bir dengesizlik var. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yaptırdığınız anketler var mı? Şöyle, biz partimiz kurulmadan önce çok geniş araştırmalar yaptık, yaptırdık. Gerçekten ülkede yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı? Yoksa mevcut siyasi partiler işi görüyor mu yani? Vatandaşımız bugünkü Türkiye'yi nasıl görüyor? Gelecekte nasıl bir Türkiye görmek istiyor? Bunların hepsinin detaylı çalışmasını yaptık. Ve kesin kanaat getirdik ki Türkiye'de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var ve yepyeni bir siyasi kimliğe ihtiyaç var. Fakat partimiz kurulduğu gün ilk pandemi vakası açıklandı, biliyorsunuz. Evet. Pandemiyle beraber de artık kamuoyu yoklamaları uzunca bir süre sağlıklı saati yapılamadı. Telefon üstünden yaptı. Evet. Dolayısıyla biz bugüne kadar para verip de hiç kimseye özel bir araştırma yaptırmadık. Ama ne yapıyoruz? Yapılan araştırmaların hepsine bakıyoruz. Ama araştırmalara bakarken de bu araştırma yapmanın güç olduğu bir zeminin de farkındayız. Vatandaşlarımızın da anketlere cevap verme konusunda oldukça isteksiz olduğunu, çekindiğini de görüyoruz. Yani telefonunuz çalıyor, bilmediğiniz birisi arıyor, işte birkaç soru soruyor. Pazar günü olsa hangi partiye oy vereceksin? Yani kim olduğunu bilmiyorsunuz. Herkes zaten telefonun dinlendiğinden şüphe ediyor. Belki de arayan İktidar Partisi'nden veya devletin kurumlarından olabilir yani. Bilemezsin ki kimin aradığını. Ben anketör bilmem ne diyor. Anket yapıyorum diyor. Dolayısıyla insanlar konuşmuyor. Yani ankete katılmayı kabul edenlerin oranı çok düşük. Yani telefon ediyorlar ya. Soru sormaya başlıyor. Efendim anket yapacağız, katılmak istiyor musunuz diye. Çoğu hayır diyor. Konuşmayacağım. Ankete falan katılmak istiyor diyor. Çat kapatıyor telefonu. Onların ne düşündüğünü zaten bilemiyorsunuz. Ankete katılmak konusunda arzulu olan, istekli olan, bunu kabul edenlerin verdiği cevaplardan bir şeyler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla şu anda ülkedeki iklimin böyle rahat bir araştırma yapmaya müsait bir iklim olduğunu biz düşünmüyoruz. Ama ne yapıyoruz? Şu anda bizim 665 tane ilçe başkanımız var. Bunların 470 tanesinde ilçe kongresini tamamlamış durumdayız. Mesela dün Yozgat'taydık, Akdağ Mahalleli Kongresi'ni yaptık. Evvelsi gün Çorum'daydık, İstiklal Kongresi'ni yaptık. Böyle her gün bir yerlerde bir kongremiz var yani. Bu ne demek? Tüm Türkiye'de artık biz birebir temas içindeyiz. Anket yapan bir firma da diyelim ki, zaten 81'ini arayamıyorlar. Temsili seçiyorlar. Evet. 15'ini, 20'ini, 25'ini. Bunlardan diyelim ki Sivas'ta. Bir ankete bakın. Sivas'ta acaba kaç kişi arıyorlar? 3 kişi, 5 kişi. O kadar yani. Ondan sonra künyesi oluyor ya anketlerin. Bir bakın. Biz Sivas'ta bir günde 500 kişinin görüşünü alacak bir örgüt altyapımız var yani. 500 kişiden birden görüş alabiliriz. Ne düşünüyorsunuz şuna diye. O yani geniş anket yapanlar bile toplam Türkiye'deki örneklem sayısı 2500 yani aralık o. Yani böyle 4000-5000 örneklem çok büyük yani. Aynen. Ama biz bir günde Sivas'ta 500 kişinin ne düşündüğünü sorduğunuz arkadaşlara öğreniriz yani. Çok kolay bizim için. Hani dolayısıyla bu örgüt yapısına ulaştıktan sonra bizim
çok böyle hani anketlerle ilgili fazla şeyimiz de yok yani. Hani aman aman çok önemli, çok bakalım falan filan değil ama fikir olsun diye bakıyoruz. Peki oy baktığınız zaman gördüğünüz rakamlar, gerçi firmaya göre değişiyor da, orada rakamlar bazen moralinizi bozuyor mu? Hayır hayır, hiç alakası yok ya. Yani oralara takılsak biz bu işi yapmayız yani. Biz ilk seçimlerden sonra bu ülkeyi yöneten bir kadro olarak hazırlanıyoruz. Hem fikirlerini hem insan kaynağı yapısıyla. Çünkü çok şükür vatandaşla olan temasımız çok çok olumlu yani. Çok çok olumlu. Ya bugün Sivas'ta merkezde otobüsümüzle gezdik. Kaç tane kişiyle konuştuk. Yani seyyar satıcısından dükkan sahibine, öğrencilerinden alışverişe çıkan vatandaşlara kaç kişiyle sohbet ettik yani. Çok şükür herkes olumlu ifadeler kullanıyor. Ya da nötr bir şekilde soru soruyor, anlamaya çalışıyor yani. Hani şu konuda ne düşünüyorsunuz, bu konuda ne yapıyorsunuz falan diye. Onun için sahada durum çok iyi, çok şükür yani. Düşman olarak Sayın Erdoğan'ı mı niteliyorsunuz, sormuştum. Yok, orada şöyle. Şimdi onlar dış güçler, yabancı düşmanlar falan diyor ya. Hı. Yani oradaki düşman ifadesi. Yani dış güçler deyip de, lobiler deyip de yabancı düşmanlara falan bakmayın diyoruz yani. Buradaki bu krizin sebebi kötü yönetim. Kötü yönetmenimiz zaten bütün yönetim tek kişinin de Türkiye'de. İşte imza atanlar o kişi yani. Dolayısıyla krizin sebebi Sayın Erdoğan'dır diyoruz. Dışarıda aramayı diyoruz. Yoksa bir ülkenin cumhurbaşkanı öyle düşman ifadesi olmaz. Yani öyle bir çıkarımda bulunmak doğru değil. Bize de yakışmaz doğru da. Ona çok ağır bir itham olur yani. Yani yoksa bilerek, isteyerek de yapmıyordur herhalde ya bunu yani, değil mi? Bu memlekete... Kimse yapmaz yani. Yani ben senin hani çok uzun süre yıllarca beraber çalışırız. Bilerek, isteyerek bu ülkeye zarar vereyim demez. Ama anlamadığı ve bilmediği için istemeden zarar verebilir yani. Şu anda yaptığında ben öyle görüyorum. Görüşme talep ettiniz mi Sayın Başkan? Hiç hayır, hayır. Talebiniz olmadı. Yani son dönemde öyle bir şey olmadı hiç. Olmadı. Evet. Olur mu peki? Yani çok konuşacak, görüşecek bir şey yok ki ne konuşacağız. Yani biz zaten önerilerimizi açıklıyoruz. İşte canlı yayınlarda açıklıyoruz. Çözüm paketlerimizi yayınlıyoruz. Yani tarım konusunda 56 maddelik eylem planımızı açıkladık. Alsınlar, yapsınlar yani istiyorlarsa. Dijital dönüşüm ve teknolojiyle ilgili eylem planımızı açıkladık. Yani ta 20-30 sene sonrasının Türkiye'si için neler yapmamız gerekiyor? Hepsini çalıştık. Kalem kalem bütçesini çalıştık. Takvimi bağladık hepsine. Şunu 90 günde yapabiliriz, şunu 360 günde yapabiliriz. Alsınlar hemen yapsınlar yani. Dolayısıyla biz ülke için düşündüğümüz yapılacak ne var ne yoksa şeffaf ve açık şekilde ortaya koyuyoruz. Ve ben her eylem planı açıklamasına diyorum ki ya bunları biz seçimden sonra yapacağız ama yani hükümet de alıp hemen uygulayabilir, biz buna memnun oluruz diyoruz yani. Keşke o tarım eylem planından 56 maddeden mesela alsalar 10 tanesi bugün uygulasalar, keşke. Biz çok memnun oluruz. Mesela ne dedik? Bütün tarımsal sulama projelerini biz 5 yılda tamamlayacağız dedik. Kanalistan bu kadar para tutmuyor. Türkiye'deki bütün barajlar, bütün göletler, bütün isabetleri kapalı sistem. Sayın Genel Başkan, nasıl biliyorsunuz? Yapıştık evet, devlet modeliyle İstanbul öngörülüyor. Bir dakika, tarımsal sulamada da bir sürü formül bulunur ya. Muhakkak tarımsal sulamada karşı değiliz. Finansman bizim işimiz ha. Para bulmaktan kolay bir şey yok yani. Yeter ki akılcı bir projeniz olsun. Kanal İstanbul. Paradan kolay bir şey yok şu anda dünyada yani. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Orada Kanal İstanbul'a siz de parti olarak ya karşı şöyle mısınız? Bizim böyle kategorik bir karşı duruşumuz yok. Evet. Kategorik olarak. Ama diyoruz ki Kanal İstanbul'la ilgili doğru, sizin de, doğru bir çevre etki araştırması yapılmadı. Kanal İstanbul'la ilgili uluslararası hukuk açısından doğru düzgün bir araştırma yapılmadı. Kanal İstanbul'la ilgili bir deprem etki analizi yapılmadı. Kanal İstanbul'la ilgili bir ulusal güvenlik, dış güvenlik analizi yapılmadı. Ben İran'a yapacağım diyor. Ondan sonra kurumlardan etki analizi yapacağım. Bunları daha önce söylediğiniz diyor, Kanal İstanbul'la ilgili İran'a yapacağım diyor. İlgili bakan da diyor, getir bakayım şu çevre etkili raporu diyor. Bakalım çevre etkisi olacak mı olmayacak mı diyor. Eller ayaklarında da şu adamlar ne yapsınlar yani, mecburen güzel raporlar oluyor. Yok efendim olur mu ya yani? Çok evet, güzel proje, çevrede hiç etkisi falan yok, rahatlayın falan filan. Bağımsız, tarafsız etki analizleri gerekiyor. Ve gerçekten bütün bu etki analizleri sonucunda eğer makul bir tablo ortaya çıkarsa o zaman düşünebilir ama o zaman da öncelik meselesine bakmak gerekiyor. Ya yani bu ülkenin kaynaklarını önce nereye harcayacaksınız? Rant projesine mi? Ki biz orayı bir rant projesi olarak görüyoruz. Siz kararınızı vermişsiniz ama Sayın Genel Başkan, yani daha ortaya rapor çıkmadan rant projesi diyorsunuz. Hangi dayanaklara dayandırıyorsunuz? Ama erteleyelim diyoruz ama yani öncelik bu olmamalı diyoruz. Öncelik bu olmamalı. Evet. Bütün bu çalışmalar yapılmalı.
Şu andaki hükümet buna rahat projesi olarak bakıyor. Onun için gözünü karartmış inadına yapacağım diyor. Rant gördüğü için peşinden koşuyor projenin. Biz ona karşıyız. Yani projenin çıkış noktası unutmayalım bakın. Projenin çıkış noktası ne? Niye proje geldi? Niye biz zamanında bu proje önerdik? İstanbul Boğazı yoğun akıntının olduğu bir boğaz. Ve bir sürü kırım var değil mi? Ve Karadeniz havzasındaki bütün petrol, petrokimya ürünleri İstanbul Boğazı'ndan geçiyor şu anda. Bu İstanbul için bir risk. Bunun için bir alternatif rota oluşturulması. İlla su rotası şart değil, başka rotalar da oluşturulabilir. Alternatif bir rota oluşturulması İstanbul'un güvenliği açısından önemli. Ama bunu buradaki riskleri azaltacağım diye bambaşka riskler ortaya getiriyor musun? Buradaki çevre riskini azaltacağım derken öbür tarafta çevre riskini oluşturuyor musun? Bunlara bakmak lazım. O Karadeniz'le Marmara Denizi arasındaki bir doğal sirkülasyon var. Bu doğal sirkülasyon ne olacak ikinci bir kanal açtığında? Bu yani yüz binlerce yıldır, belki milyonlarca yıldır oluşmuş bir doğal denge var. Üst taraftan akıntı kuzeyden güneye, alt taraftan akıntı güneyden kuzeye. Bunun yani her iki denizde... Bazı raporları var Sayın Genel Başkan. Nasıl? Karadeniz'deki suyun zarar vermeyeceği yönünde bazı bilimsel raporlar var. Kanal İstanbul'la ilgili. Şimdi Kanal İstanbul durumu aşağı yukarı belli. Yani o siz tarafsız raporlar gerekiyor bu işe. Tarafsız. Tarafsız bilimsel raporlar. Ben inadına yapacağım, bana raporu getirin diye hazırlanan raporlar değil. Tarafsız bilim insanlarına hazırladığı raporlar lazım. Anladım. Ve güvenli raporlar lazım. O güvenli raporlar ortaya çıkar. Karşılıklı bir risk analizi yapılır. İstanbul Boğazı'nın bu şekilde kullanılması mı daha çok riskli? Yoksa Kanal İstanbul'un yapılması mı? Bunlara bakılır, yapılır ama acele ve inada yapımına karşıyız biz. Ve eğer bir para harcanacaksa öncenin tarımsal sulama olduğunu düşünüyoruz Türkiye'de. Anladım. Mesele bu yani. Sayın Genel Başkan, benim sorum yine yapılan anketlerle ilgili. 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Girdiği seçimi kazanan bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Yapılan anketlerde muhalefette anketler yaptırıyor. Kararsızlar ana muhalefet partisi konumuna gelmiş durumda. Bu da şunu gösteriyor. Muhalefet bir alternatif üretemiyor. Yaklaşık 6 aydır, 8 aydır Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sabah bu, akşam bu. Ama muhalefet hala erken seçim demesine rağmen ortaya somut bir güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında bir şey koyamıyor. Aday hiç koyamıyor, ilkeleri hiç koyamıyor. Ola ki hükümet kanadı evet erken seçim dese muhalefet ne yapacak çok merak ediyorum. Çok hızlı şekilde organize olunur o mesele değil yani. Çok hızlı olur. Çünkü niye? Yani bir, muhalefet partilerinin her birisinin kendi bir çalışma hattı var. İki, muhalefet partileri aynı zamanda kendi aralarında sürekli temas halinde. Yani bir acil bir seçim kararı alındığında bu 3-4 günlük iştir hemen oturulur, konuşulur. Ama yani eğitim bak olacak mı, olacak mı? Mesela çok güzel projeler sunuyorsunuz. Hatta finansmanını da öngörüyorsunuz, tarihini de öngörüyorsunuz ama diğer muhalefet partilerinden biz bunları duymuyoruz biz vatandaş olarak. Biz yapıyoruz işte ne olacak ki yani. Türkiye için yapıyoruz. Yapıyoruz. Atıyoruz denize. Balık bilmesi halik bilir diyoruz yani. İnşallah. Memleket için yapıyoruz bu çalışmaları. Bir açıklıyoruz. Ondan sonra ortaya koyuyoruz. Alınıyoruz ki isteyen beğenen alsın uygulasın. Peki şimdi bizim elimizde uygulama yetkisi yok. Günü gelince yetkiyi elimize aldığımız anda bunu uygulayacağız diyoruz. Ama başkası da alıp uygulasın memnun oluruz yani. Sayın Genel Başkanım azıcık soruyu çok özür dilerim. Şeref Bey ittifakla ilgili söylerken ben hemen şunu söyledim. Biliyorsunuz Temel Karamoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı hem Deva Partisi ile ilgili hem de Gelecek Partisi ile ilgili iki parti kurulmasını planlarken AK Parti'den %30 gibi bir oy alır diye düşündük ama hesap tutmadı demişti. Böyle bir iddiada bulunmuştu. Şöyle geleceğim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kendini aday gösteriyor gibi ama Meral Akşener, Sayın Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun diyor. Ortada bir belirsiz bir evet aday süreci var. Her ne kadar seçim sürecine girilirse belirli olsa da. Yeniden bu süreç Sayın Abdullah Gül'e döner mi? Çünkü biliyoruz ki sizin partinizin kurulmasındaki ilk taşı atan diyelim Sayın Abdullah Gül. Abdullah Gül aday olursa da siz destekler misiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim ne ittifaklarla ilgili ne de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kendi içimizde de hiçbir değerlendirme yok ve diğer partilerde biz bu konuları konuşmuyoruz. Yani diğer partilerin genel başkanları oturduğumuz zaman ittifak konusu asla gündeme gelmiyor.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de bizim partimizin kendi içinde bugüne kadar böyle oturup da 3 dakikalık bir değerlendirme asla yapmadık. Çok erken. Bu tartışmalar çok erken ve ben çok yanlış buluyorum yani. Bu kadar erken aşamada. Bu aday olur mu olmaz mı? Şu olur mu olmaz mı? Bu yapar mı yapmaz mı? Çok erken. Çünkü bu kadar erken aşamada herhangi bir kişinin aday olacağıyla ilgili tartışma veya olmayacağıyla ilgili tartışma bana göre son derece yersiz. Herkes çalışır. Hazırlığını yapar. Günü geldiğinde de aday olacak kişi çıkar, ben adayım der. Ve işi orada bitirir. Yani bugünden bu tartışmaları biz doğru görmüyoruz. Ama ben hep şunu söylüyorum bakın. Şu andaki sistemde, yani mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde her partinin genel başkanı zaten doğal olarak o partinin cumhurbaşkanı adayıdır. Yani şu anda diyelim ki aday olduğunuz anlamını mı çıkartalım? Şimdi Deva Partisi önümüzdeki seçimlere diyelim ki tek başına girdi. Partimizin genel başkanı varken herhalde bizim teşkilatımız, bizim seçmenimiz gitti başka partinin genel başkanı oy vermez herhalde. O zaman niye bizim teşkilattalar? Niye bizim seçmenimiz? Niye bizi destekliyorlar, değil mi? Yani ben diyor Deva Partisi'ne oy vereceğim diyor. Deva Partisi'ni destekliyorum diyor ama Cumhurbaşkanı olarak bir başka partinin genel başkanı oy vereceğim diyor. Bu işin tabiatında yok. Ha nasıl var? Mesela Cumhurbaşkanlığı konusunda AK Parti ile MHP mesela sadece ittifak yapmadı. Bir de aralarında ortak aday belirlediler. Evet. Yani dediler ki MHP ben öbür genel başkana ama bu işin tabiatında böyle bir şey yok ki. Doğal akışta böyle bir şey yok. Evet. Yani dün herhalde yani işin doğal akışında yani. Doğal akışında her partinin genel başkanı şu andaki sistemde Cumhurbaşkanı adayı. Doğal akış bu. Öbür her şey istisnai. Var. İstisnai ve geçiş şeyler yani. Onlar şey, ittifaklar için kırmızı çizginiz var mı? Yani herhangi bir ittifaktan bir teklif gelirse size kırmızı çizgileriniz neler? Daha önce açıkladık. Yani Cumhur İttifakı'nda yer almayız dedik. Yani onu açıkladık. Orada olmayacağımızı kesin söyledik. Evet. Ama tek başımıza mı gideriz seçimlere? Mevcut adı anılan bir ittifakla mı oluruz? Ya da bakarsınız yeni ittifaklar oluşur, bir şeyler oluşur. Orada mı yer alırız? Bunlarla ilgili şu anda evet. Bizim hiçbir kararımız yok. Hiçbir şey söylemiyoruz. Kendi içimizde dahi bir değerlendirme yapmıyoruz. Biz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Efendim, tüm ülkede çalışıyoruz. Sayın Genel Başkan, sizi çok yorgun, çok fazla sıkmayalım. Evet. Efendim, özellikle yeni kuşak, Z kuşağıyla çok iyi bir şekilde geçinen bir parti konumundasınız. Bunu fark ediyoruz işin gerçeği. Ama tabii son dönemlerde özellikle ülkemizde yaşanan ekonomik krizler, sıkıntılar, gençlerin işte okusam ne olacak ki? Yani benim tanıdığım bir bakan yok, bana destek olacak birileri yok, KPSS'den bu kadar puan alsam ne değişecek? Yani insanlar bir ümitsizlik içerisinde. Evet, bir ümitsizlik içerisinde. Siz de gençlerle devamlı içi bulunuyorsunuz. Yani gençliğin bu kadar umutsuz olmasına nasıl bakıyorsunuz? Siz bunu nasıl düzelteceksiniz? Çok üzülüyoruz. Yani gerçekten içimiz parçalanıyor. Gençlerimizin o ümitsizliğini görünce. Yani daha işte dün bahsetmiştim sabahki basın toplantısında da. Yani Sivas'taki üniversite gençleriyle sordum dediniz yurt dışına gideceğiz diyorlar. %90 ya. Şöyle bir baktım etrafımızı tabii kalabalık oturdular hepsi. Çay kahve içtik. Dedim ya imkanı olan yurt dışında yaşama imkanınız olsa yurt dışında mı yaşamak istersiniz yoksa Türkiye'de evet. Yaşamak istersiniz diye. %90 yurt dışı diyor yani. Çok kötü. Ama bu geçici. Yani eminim ki gençlerimiz imkanı olan gitse bile Türkiye'de işler düzenine gelecek. Nereden biliyoruz? İşte niye gittiği dönemde Avrupa'dan, Amerika'dan gençler Türkiye'ye gelmek için can atıyordu. Ya keşke şöyle Türkiye'de bir 3 ay yaşayabilsem. Şöyle evet. Bir değişim programı olsa da bir dönem Türkiye'de bir üniversitede okusam diye. Can atıyorlardı. Başka, ben Dışişleri Bakanı iken, başka ülkenin Dışişleri Bakanları'yla oturduğumuzda bu öğrenci değişim programlarını konuşuyorduk yani. Çünkü bizim öğrenciler Türkiye'ye gelmek istiyor diyordu. Yani biraz hani imkan sağlar, şöyle gelseler biraz burada okusalar falan diye. Yani o dönemleri yaşadık. Avrupalı iş insanları bizden pasaport istiyordu. Niye? Çünkü bizim sömürgeci geçmişimiz var. Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da iş yaparken karşı karşıya kaldığımız sorunlar oluyor. Bize ön yargılı bakıyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ortaya koyduğum anda kapılar açılıyor diyordu bize Avrupalı iş insanları. Bunları yaşadık ya. Yani binlerce Avrupalı iş insanı pasaport aldı, vatandaşlık aldı o dönemde. Biz de yaptık çünkü niye?
Ya milyarlarca dolar yöneten insanlar bunlar yani. Bizim pasaportumuz olması geliyor. Türkiye'de mutlaka bir şey yapıyor bunlar yani. Türkiye'de de bir iş oluyor. Bize de mutlaka faydası oluyor yani. Bizim vatandaşımız olarak dünyada iş yapması böyle belli başlı insanların mutlaka bize katkısı faydası var. Belki zaman aldı. Dış politikayı da mesela konuşamadık. Evet. Bunlar başka bir Sivas gezinizde diyelim. İnşallah. Ben şunu gençlerimiz gerçekten evet zor bir dönemde. Haksızlık hissiyatı çok yüksek. Ne kadar çalışsam çalışayım, ne kadar başarılı olursam olayım, eğer tanıdığım yoksa, torpilim yoksa ben iyi iş bulamam diyorlar. Evet. Bu da genel başarı seviyesini düşürüyor. Mülakatı kaldıracağınızı söylediniz. Geçeyim yeter diyor. Nasılsa diyor. Torpil olursa iş bulacağım. Torpil olmasa asla iş bulamayacağım. Kongrede konuşmanızda çok mülakatları kaldıracağız demiştiniz. Tabii bizim parti programımızın gereği o. Yani devleti, kamuya iş alımında mülakatı kaldıracağız. Parti programı Allah gereği. Allah'ın yeterli tabii diyorsunuz. Tabii. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Bizim açımızdan güzel bir program oldu. Sorulara çok açık yüreklilikle cevap verdiniz. İnşallah izleyicilerimiz de sorularımızdan ve cevaplardan tatmin olmuşlardır diyoruz. İnşallah. Tabii bu arada biz Ege TV, Kemal Doğan, yine Medyanet Hakan Bakar kardeşimiz, Büyük Sivas'tan Cemil Duymaz kardeşimiz, Sivas editöründe Şeref Gülmez kardeşimizle birlikte sizlerin merak ettiğiniz soruları Sayın Genel Başkan'a sormaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola derler ya, öyle tamamlayalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kısa mesajınızda bir selamlamayla kapatalım. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Böyle birbirinden güzel dört ayrı yayın kuruluşunun ortak bir yayında beni misafir etmeleri gerçekten çok özel bir durum. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sivas Kongremizin, Deva Partisi'nin, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Sivas Kongresi'nin de Sivas için hayırlara vesile olması tekrar diliyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde Sivas'a daha sık gelmemiz gerektiğiyle ilgili ben de kuvvetli bir kanaat oluştum. Hem gelin hem de daha yani, uzun bir süre programda yetmiyor. Evet, bugün İl Başkanımızla hemen ikinci programın detaylarını konuşmaya başladık. İkinci ziyaretin inşallah. Daha sık gelmeye çok arzu ediyoruz kuşkusuz. Bundan sonra daha sık görüşmek ümidiyle diyorum. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Gündem Özel programının burada sonuna geldik. Başka bir programda, başka bir konukla tekrar görüşmek ümidiyle hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar, hoşça kalın.